Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 1 Eylül Perşembe. Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole'da enflasyonla mücadeleyi ön planda tutacaklarını açıklaması sonrasında, Fed yöneticilerinden de yüksek faiz artırım çağrıları devam ediyor. 21 Eylül FED toplantısından artı 75 bas puan faiz artırım beklentisi sürerken, 2023'te resesyonla mücadele için beklenen indirimlere dair öngörülerin ise ileri tarihlere ötelendiğini görüyoruz. Buna paralel, resesyon kaygılarına karşın Avrupa'da da enflasyonla mücadele amacıyla faiz artırım adımlarının hızlandırılması bekleniyor. Çin'de ise arka arkaya açıklanan teşviklerin yetersiz bulunması ve büyümede ilme kaybı bölge borsalarına satış getiriyor. Küresel risk iştahının bu gelişmelerle genel olarak zayıf kaldığını, Bistin ise bu dönemde pozitif ayrıştığını görüyoruz. Buna karşın, bu sabah biz de zayıf açılış bekliyoruz. Fakat, önemli değerleme çarpanları açısından tarihi ortalamalara ve gelişen ülke borsalarına görece yüksek iskonto ile işlem gören BIST'e pozitif ayrışmanın süreceğini, geri çekilmelerin sınırlı kalacağını ve ana yükseliş trendinin korunacağını düşünüyoruz. Türkiye 5 YSDS primleri güne 777 bas puanda başlıyor. Dün 3199 ile gün içi, 3171 ile de kapanış rekorlarını tazeleyen BIST endeksinde 3150, 60, 3100 ve 3055 destekleri ile 3200 ve 3260 dirençleri izlenebilir. Günün ajandası kalabalık. İçeride ve dışarıda önemli büyüme göstergelerinden bir olan Ağustos ayı imalat PMI verileri takip edilecek. İçeride saat 10.00'da açıklanacak. Hatırlatmak gerekirse, Temmuz'da imalat PMI 46,9 ile Mayıs 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemiş ve üst üste 5. ayda da daralma bölgesinde kalmayı sürdürmüştü. İçeride ek olarak, İTO İstanbul Tüketici Enflasyonu ve Merkez Bankası yabancı menkul kıymet işlemleri ile rezervler takip edilecek. Almanya, Euro bölgesi ve Amerika Birleşik Devletleri malat PMI verileri ise sırasıyla 10.55, 11.00 ve 16.45'te açıklanacak. Avrupa'da PMI verileri büyüme, daralma eşiği olan 50'nin hemen altında, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise hafif üzerinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün ayrıca, her perşembe günü açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve yine önemli büyüme göstergelerinden biri olan ICM imalat, yeni siparişler, istihdam endeksleri açıklanacak. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.